Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ev haricinde başka bir yerden açılış yapıyorum. Çünkü son anda bir vlog başlatmaya karar verdim. Bugün günlerden cumartesi. Dün arkadaşım Selda bendeydi, biliyorsunuz karşı komşum. O gelmişti bana. Daha sonra bugün dedik hava güzel olursa çocukları dedik eski evimin bahçesinde size dedik oturalım. Bir tane de arkadaşımız var Elif Nur diye. Onun da bebeklerimizin arası 5 gün sadece. Onun da erkek bebeği var. Onlar da gelecekler. Baktık bugün hava çok güzel. Eşim de zaten bugün şirkete gitti çalışmaya 12'den. Ben de şimdi o yüzden evden çıktım. İnci de maşallah sabahtan bir saatten fazla uyudu. Çok güzel kahvaltımızı da yaptık. O yüzden keyifli olduğu için ben de bugünü kaçırmak istemedim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Bakalım kaç dakika sürecek yol, çok merak ediyorum. Oradan da anneme geçerim diye düşünüyorum artık. Çünkü eşim saat 5'te çıkacak, beni de oradan alır. Şimdi çok duygusal. Taşındığımdan beri ilk defa eski evimin oraya doğru gidiyoruz. Şimdi size İnci'yi göstereceğim. İnci prenses. İnci şu an bakınıyor, çok ilginç. O kadar az evden çıkıyoruz ki çünkü ona da böyle farklı geliyor dışarı çıktığımızda. Şimdi bakalım, artık uyumaz. Yani yolda bakınır diye düşünüyorum. Belki oraya gidince uyur. Şimdi herkese iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, yorum atmayı, zil butonuna basmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İncinin.annesi. Şimdiden tekrardan hepinize iyi seyirler diliyorum. Şimdi sokağıma girmek üzereyim. Gerçekten her şey çok güzel. Canım evim karşıda bana bakıyor. Şampiyon! Şampiyon! Şampiyon gel. Şampiyon. Gel. Nasılsın şampiyon? Nasılsın? Merhaba. Merhaba şampiyon. Ya o kadar duygusal ki benim için şu sokağıma gelmek. Çok duygulandım. Değişik bir his yani, bir ay oldu tam taşınalı. Bir aydır hiç gelmiyordum. Tuhaf oldum yani şu anda. Şimdi oturuyoruz, kahve falan içiyoruz. İnci ile Mete uyudu. Biraz durdular ve birbirlerine falan çok baktılar. Nasıl eski dairem benim. Böyle bir kedi aldım. Gelince burada bir baktığım kedi vardı. Bilirsiniz siyah beyaz bir kedi. Onunla çok farklı bir bağ hissediyordum. Neyse biraz önce çağırdım pis pisi dedim. Direkt yukarı bakıyor daireye. Kıyamam ya hani. Sanki oradaymışım gibi ses, yani oradaymışım gibi fark etti herhalde, bilmiyorum. Şimdi öyle oturuyoruz, kahvelerimizi içiyoruz, burası. Kedilerimi beslediğim sokağım. Dairem, bomboş, bahçem, böyle her şeyi çok hüzünlü yani. Böyle bir ilk Selda'yı görünce ağladım yani zaten. Yani farklı bir his oldu benim için, özlemişim. Şimdi İnci de uyudu. Hep çocuklar hepsi uyuyor ama Berem burada oynuyor. Berem! İnci'nin ablası. Evet, ben İnci'nin ablasıyım. Biz oturuyoruz, kahvemizi içiyoruz. Birazcık daha duracağız bakalım burada. Sonra Berem uyumasına yakın kalkacağız. Şimdi tam otururken annemler geldi. AVM'ye gidiyorlarmış onlar da. Artık Beren'in de uykusu geldiği için dedik biz de kalkalım o zaman. İnci ile buradalar anneciğim. Gözünü bir yaş annenin kucağındayız. Şimdi AVM'de bir işimiz var. Daha sonra eve doğru geçeceğiz artık. Annem neredeyiz bu akşam da yemekte. Şimdi Atasun'a geldik. Annem gözlük takıyor. Canay'ın TV'de da Ceren. Bunun da burada. Benim mama yiyoruz Atasun'da. Mama diyor bayağı. Kızım sen ne diyorsun? Tamam atma. Tamam atma. Ne diyorsun kızım sen? Kızım ne diyorsun sen? Şimdi annemlere geldik. Saat 5'e geliyor.
Böyle çok keyifliydi. Yani ince hep uydu AVM'de zaten. Bir de bugün mama demeyi öğrendik garip bir şekilde. Annem aslında aylardır uğraşıyor. Böyle işte hep mama yedirdiğinde mama mama falan yapıyordu annem. Bugün bir baktık bir anda söylüyor ve böyle bilinçli söylüyor yani. Hani mama mama böyle söylüyor. Çok şaşırdık hepimiz. Hayret ettik gerçekten resmen. İlk kelimesi mama oldu yani kızımın. Başka şu anda bir kelimesi yok. Ya çok hoşumuza gitti. Hani böyle de direkt kelime olarak söylemesi yani hoşumuza gitti daha doğrusu. Ve bilinçli yapıyor yani bunu. İlk kelimemizi söyledik yani mama. Şimdi burada yemek yiyeceğiz. Eşim de buraya gelecek. Saat 5'te çıkacak. Ama diyorum ben ondan öncesine şöyle dedim. Eşim de burada benzinlikte işte Starbucks falan kahveleri satılıyor. Dedim oradan gidelim olmazsa bir kahve alalım. Çünkü babam 6.30-7 arası geleceğini söyledi. Dedim en azından dedim eşimle Berköy'le bir saat falan bir kahve içeriz arabada. Biraz böyle ihtiyacım yani eşimle böyle çıkmayalı çok uzun zaman oldu gerçekten. Bir de hafta sonları hep çalışıyor eşim. Bir de malum yasaklar zaten vardı normalde cumartesi günü. Yani 2 haftadan beri yok sadece cumartesilerim. Yani öyle düşündüm. Şimdi 5'te çıkacak onu bekliyorum. Şimdi mesaj atacağım ona da böyle yapalım mı diye. Hayır demez diye düşünüyorum. Akşam da buradayız yemekte. Anneannem de gelecek birazdan. Annemle anneannem yanına apartmanlarda oturuyorlar. Onlar çok iyiler. Hatta ben ev ararken aslında tam annemlerin karşı apartmanı vardı. Karşı binası yani balkonlar. Böyle aramızda 50 metre bile yoktu. Ama kirası yüksekti oranın birazcık. O yüzden tutmamıştım orayı. Ya keşke bizim de öyle bir imkanımız olsaydı. Çok büyük rahatlık olurdu kesinlikle bana. Jeton da burada. Jeton. Jeton da annemlerin kedisi. Daha doğrusu Burak'la Gamze almışlardı Jeton'u öncesinde. Jeton bizim burada aşağımızda doğdu. Bodrum'da biz büyütmüştük onu. Onu önce bir sahiplendirdik hatta. 3 kardeşti Jeton. Üçüne de yuva bulmuştuk. Jeton da gitti. Ama daha sonra bir hafta sonra filan sahiplenen kişi geri gönderdi bize kediye. İşte bakamayacağını, şehir dışına gideceğini filan söyledi. Biz de tam o dönem kardeşimle evde kalıyoruz, yalnızız. Annemler yoktu burada. Eve çıkardık Jeton'u annemlerden gizli. Öyle işte 2-3 gün daha baktık. Annemlerin gelmesine bir gün kala söyledik işte. Biz dedik böyle böyle dedik. Eve aldık Jeton'u falan dedik. İşte benim o zamanlar Pişti ve Limon da vardı kedilerim. Ve onlarla da çok güzel anlaştı. Yani hani, zaten benim kedilerim çok uyumlu kedilerdi Pişti ve Limon. Yani şeydi böyle onlar kalbimdeler hep zaten. Daha sonra işte annemler ikna ettik. Jeton dedik bırakmayalım anne biz bakalım alıştık falan derken öyle Jeton bizimle oldu. Gamze ile Burak normalde evlenince götüreceklerdi ama ev sahipleriyle birkaç problem yaşadı. İçine de olay büyümesin diye. Bir de anneme çok bağlandığı için Jeton. Annem de bırakmaya karar verdiler Jeton'u. Yani çünkü annem de çok güzel bakıyor gerçekten. Hani şey böyle çok özenli ve düzenli bakıyor resmen Jeton'a. O yüzden şahane Jeton annemde kalmış oldu. Onlar da iyi oldu. Çünkü ben evlendim, kardeşim evlendim. Bir anda yalnız kalmamış oldular. O yüzden böyle Jeton bu evin ağası. Biraz büyük bir kedi Jeton. Tam bir erkek. Öyle güzel bir kedimiz var. Ay 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 şimdi size İnci göstereyim. İnci de burada. İnci'ye de bugün bunu aldım. Hemen kadın verdim. İlgisini çok çekti. Hadi kızım bir mamma mamma de duysunlar. Mamma mamma. Mamma mamma mamma. Modumuzda değiliz. Birkaç bir şey daha aldım İnci. Onları da eve gidince gösteririm. Şu an babamın arabasına bıraktık çünkü onlara. Öyle bugün güzel bir gün oldu yani. Dolu dolu bir gün geçirdik. Hava da çok güzeldi çünkü. Havayı hiç kaçırmak istemedim bugün. İyi oldum. Eski evimin orası çok duygusaldı gerçekten. Böyle ilk sokağa girince ağladım. Bahçeye girince ağladım. Daha sonra işte orada baktığım bir kedim vardı. İşte ona seslendim. Yukarı bakıyor sesimi duyunca. Yani böyle tuhaftı benim için. Çok duygusaldı gerçekten. Çok özlemişim orayı. Oranın yeri apayrı. Eve hem gelin girdim hem orada ilk bebeğim oldu. Yani yer o yüzden çok farklı olacak. Hala boştu ev. Taşınmamış kimse. Kendileri bilir. Ay olarak bir sürü şey kaybettiler sonuçta. Yani gerçekten onlar çıkmasa o evden çıkmazdım yani çok uzun bir süre daha. Ne yapalım kısmet yine mi de çok seviyorum ama alıştım yani artık. Bir de şu an artık komple düzene girdiği için daha rahatım.
Şimdi saat 5'e geliyor, ben eşimi bekleyeceğim. Annem de bir aşağıya kadar indi. Aşağıda da var baktığımız kedilerimiz. Onlara kadar indi. Biz de şimdi İnci ve Jeton'la oturuyoruz. Şimdi eşim geldi. Bize bu tarafta bir şel var. Oradan şimdi kahve almaya gidiyoruz. Daha sonra açık bir yerde böyle bir yarım saat 40 dakika falan oturalım istedik. İnci de anneannem de geldi. Onunla duruyorlar evde. Daha sonra... Kuşlara bak, niye böyle girmişler çukurun içine? Daha sonrasında artık eve geçeceğiz yemek yemeye. Bu kadar. Böyle dışarıda yaptırıyoruz direkt balık olunca. Rahat oluyor, evde hiç kokmuyor. Şimdi soframız hazır, artık atıracağız. Hadi buradaymış. Hani mam mam kızım? Mam 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 mam. Sofraya doğru gidiyoruz. Bakın Mia, aman Jeton. Mia sen ne yapıyorsun? Kızım saat 9'a kadar bekledi. İnci kuş. Şimdi evin önündeyiz. Eve doğru çıkıyoruz artık. Saat tam 9 şu anda. Ve bugün aldıklarım, bu kutuyu aldım. Oturma odasının aşağıda oyuncaklarını ıvır zıvır koymak için ihtiyacım olan bir kutuydu. Çünkü çekmeceye sadece kıyafetlerini koyabiliyorum. Bir de ayrıca şöyle naylon önlüklerden bir tane daha aldım. Bunu şey, Teddy var burada, oradan aldım. Gayet de normal, muşamba. Direkt şey, yıkanabilecek şekilde olması güzel benim için. Ve anneannemin şöyle iki tane bant takımı aldı. Şöyle normal biraz çorap aldım. Normal evde falan giydirmek için. Ve şöyle ekru renkte bir çorap arıyordum. Şöyle arkada da fiyonku varmış. Ve bu kitabı Trendyol'dan sipariş verdim geçen gün. İçeriği gerçekten çok güzel bir kitap. Şimdi hatta yarın birkaç tanesini şey deneyeceğim. Normalde zaten yorumlarını okuduğum bir kitaptı. Çok beğeniyordum. Alsam mı almasam çok kararsızdım böyle. Birazcık da indirime girmesini bekledim açıkçası. İndirime girmişken de hemen siparişini verdim. İlk 6 ayda kullanmanız için gerekli olan şeyler var, gıdalar var. Bu çok iyi. Ve mesela 6'dan itibaren 6-9 olarak başlıyor aylık dönem ek besinler. Yani içeriğinde gerçekten çok çeşitli var. Bir yerden sonra tıkanıyorum yani, her gün ne yapacağımı bilemiyorum. O yüzden böyle bir kitaptan yardım almak benim için çok iyi olacak. İşte yarın bakalım bir tane bir menüsünü falan denemek istiyorum şu anda. Merak ediyorum nasıl olacak diye. Şu an artık zaten yani yavaş yavaş çoğu şeyi de veriyorum ince. Yani çok şükür bir alerji problemimiz olmadı. Havuç elma karışımı haricinde. Öyle, şimdi İnci'yi artık uyutacağız. Evdeyiz. Daha sonra da biraz anne baba dinlensin yani. Bir de şu anda durum böyle. Eşim onu sakinleştirmeye çalışıyor. Bence gayet sakin. Diyorsun. Gayet sakinmiş ama artık biraz uykumuz geldi tabii ki de. Ama birazcık daha yürürsek kendiliğinden hemen anında da uyuyabilir. İnci. Bu menü şeyle oynamayı çok seviyor gerçekten. Ama ben ne olur olmaz şurada mesela... Etiketini falan çıkardım ve içi boş. Riske atamam bunu. Bugün de ayrıca bunu da aldım. Şöyle birazcık değişiklik olsun istedim. Çünkü hep aynı şeylerle oynuyor. İlgisini çekmiyor artık çok fazla. Şimdi onları saklayacağım. Biraz bunlarla oynayacak. Sonra onları tekrar geri çıkartacağım. Öyle, bu da hoşuna gitti yani şu anda. Şimdi artık uyku tulumumuzu giyeceğiz. Bu uyku zamanı. Değil mi İnci? Bugün artık gerçekten kelime söylüyor gibi geliyor. Yani mama diyor ve mama mama derken baba baba falan da diyor. Bugün hayretleyip onu izledik. Çok ilgincimize gitti. Yani... baba. Baba. Evet, gerçekten baba dedi yani bugün ilk defa. Hepimiz çok heyecanlandık. Böyle 10 defa 20 defa arka arka söylüyor bir de. Yani onu da gerçekten ilgisini çekiyor herhalde. Farkında yani, farklı bir şey yaptın. Güzel bir histi yani, bugün hepimizi çok heyecanlandırdı. İlk kelimemizi mama ve baba olmuş oldu yani. Anneye henüz var diye düşünüyorum. Bu iki ürünü almıştım. Gene Trendyol'un, Aceva'nın ürünü bunlardı. Üstünde gördükleriniz de Aceva 2'nin ürünüydü zaten. Bunları da bu şekilde bir takım yaptım. Çok cici oldu bunlar da. Şöyle göstereyim. Çok tatlı oldu bu iki üründe.
Bunlar da sipariş vermiştim. Yeni geldi. Kitapla beraber geldi bunlar da. Şimdi bunlar da yarın yıkanacak artık. Ve bir tane de mama sandalyesi almamız lazım. Annemlerde çok ihtiyaç oluyor çünkü mama sandalyesine. Ya bunu annemlere vereceğim. Ben Ikea'dan almak istiyorum aslında. Ikea'nınkini çok beğeniyorum ama bakalım nereden nasıl denk gelecekse ayarlayacağız. Şimdi ben İnci'yi giydireyim, uyutayım. Daha sonra tekrar kapanış için burada olacağım. Ve artık İnci'yi uyuttuk. Saat 12'ye geliyor. İnci saat 10 çeyrek gecik falan mıydı? Bu sabah İnci çok güzel uyandı. Saat 8'de uyandı. Dün akşam annenin 5'inde uyudu İnci artık. Dün yatak odasında yattık. Çünkü kapımız oldu, soyunma odasının kapısı. Ve gerçekten ısı çok fark etti. Direkt üst kat ısındı mesela bugün. Yani o yüzden dün yukarıda yattık ve İnci gerçekten çok daha böyle rahat yattı annenin beşiğinde. Çünkü şimdi bu kırmızı beşik evet uyuyor çok güzel sallandığı için. Ama şöyle bir şey var, artık dar geliyor ona. Kollarını falan açıp rahat rahat uyumak istiyor aslında. O yüzden dün gerçekten keyifli uyudu yani İnci de. Artık yani yatağında yatacak anne yanı beşiği içerisinde. Bugün böyle güzel bir gündü aslında. Yani bugünü aktif bir şekilde geçirdim. Güzel oldu. Güzel havayı kaçırmamış oldum. Değerlendirmiş oldum aynı zamanda da. Bir de yani hafta zaten evdeydim bu hafta. Bir yere gitmedim. Yalan ya, gittim tabii ki de. Avluya ya, gittim yani. Avluya gittim. Avluya gittim. Bu hafta. Evet. Evet. Yani bugün öyle güzel bir gündü kısacası. Güzel. Güzel mi? Hayır mı ya? Neyse ben de. İşte kapanış yapacağım artık. Yarın gene bir pazar ve gene evlerdeyiz zaten. Bakalım İnci sabah kaçta uyanacak. Bugün normalde babamızın günüydü, cumartesi sabah. Haftanın 5 günü 5 sabah boyunca 6.45 6.30'da uyandı. Ben bakıyorum diye. Bugün babamız bakacak diye sabah saat 8'de uyandık. Hayattaki şansım yani bu da benim. Yarın sabah nasıl olacak? Çünkü yarın da eşim de. Muhtemelen evet yarın da geç uyanacak. Çünkü bugün geç uyudu. Yani onu geçiyordu mesela uykuya daldığında. Yani 8'den önce uyanmaz diye bekliyorum yarın sabahta. Böyle güzel bir gün oldu. Sizlerle de paylaşmış oldum bugünümü de. Ve artık kapanışa doğru geçebiliriz. Beraber kapatalım. Beraber kapatıyoruz şimdi. Oh kısacığım. Vakit ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, zil butonuna basmayı, beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İnci'nin.annesi. Hepinize tekrardan çok teşekkür ederim. Herkes kendine çok iyi baksın. Başka bir videoda ve içerikte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye bye.